Merhaba. Günaydın. Bugün ofis turu yapıyoruz. Merak etmiştiniz. Buradan başlayalım. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, grazie mille. O ne ya? Ya. Uf. Ezgi'cim bunları sen mi yaptın? Anne. Hay anasını. Yani kahvaltı neyse bunu bir birazdan istişe düşüneceğim. Tamam. Ne yapıyorsun? Lütfen. İlk haftaş. Efendim. Şov yapma kameraya. Satış yap, şov yapma. Ali, bizim Growth ekibinden, Joker ekiplerimizden. Emir'in şirkete en büyük faydası. Zaten başka bir şeyini de görmedik. Kamera arkasındaki arkadaş. Tahtayı... Ya bu nasıl bir yazı ya? Allah aşkına şurayı bir çek. Bu çocuğun başarılı olacağını nereden anlıyorum? Şu yazıdan. Şu yazıdan anlıyorum. Şu Edirneli'yi çek, Edirneli'yi. Mavi gözleri çek. Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim, pas tutmuştu yüreğim, seninle yenilendim. Kardeşim benim ya. Şey, göz bakar, gönül görür. Bu ekip, Customer Success. Olayı, cam, ne denir ya ona? Cam, can damarı. Bak gerçekten öyle. Can damarı. Nefes ekip burası. Nefesimizin kesilmemesi lazım. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Satış yapıyorsun, sorun değil. Müşteriyi alıyorsun ama onboarding yani müşterinin senin ürününü kullanması ve başarılı bir şekilde senin sistemine alışması çok önemli. Yoksa bir sonraki seni yenilemez. Bizim gibi özellikle bulut tabanlı şirketlerde, SaaS şirketlerde müşterinin ürünü doğru şekilde kullandığına emin olmamız lazım. Geldik buraya. Emre biliyorsunuz tek tabancaydı. Şimdi Oğuzhan var. Oğlum siz... İki kişi, üç kişi olduğunuz zaman hiçbir şey değişmiyor ya. Nasıl ya? He? Ne açıdan? Neyse. Yorum ya. Ne haber lan? Miau. Miau. Ne haber lan? Bu da bizim paşa. Bakayım, iş yapıyor musunuz? Yapardım. Ya Emre, şu monitörleri diziyorsun ya bak. Şöyle şey gibi, Nasdaq'ta trader'cı gibi anasını satayım. Şuna bak. Şeyi yeni kapattım PayPal'ı. Görmesinler diye kameralar. He aman yurt dışı gelirlerimizi... Sağda PayPal var. Aman Euro'lu şeyleri aktarın. Şey Mercury'ye, Amerikan hesabımıza. Mercury şahsi hesabımız. İşin gücün masraf ya. Elektrik çok pahalı bak. Çekimi bitirelim. Her yerde ışık yaktılar. Bir an önce... Bak. Şuna bak Allah aşkına. Kendine ne yazmış kendine? Ömercan yazdı. İmzayı dedi ki bak Mustafa ya var ya. Sen de yapıştırdın ya. Kardeşim ben dur ben de imza atayım altına dur. Yok şöyle şey yapalım. Yenisini vereyim. Dur. Bence, ben de atayım. Tamam. Double imza olsun. Teşekkür ederim. Buraya yakın çekim alırsan teşekkür ederim çok. Dur oğlum imzamı göstermesinler. Ha imza çekilerinden şey yaparsın. Hadi kolay gelsin. Burada birileri yok değil mi? Ama gece gündüz masraf ediyorlar. Selamünaleyküm buongiorno. Burası bizim... Bu arada tüm yazılım ekibi genelde evde. Ofis şu an geldikleri zaman, belki hatırlayanlar olur. Hani masaları dolduramadığımız zamanlar. Şu an ofise, yani ekibe gelse ofise herhalde yıkılırız yani şu kanepelerde falan otururlar. Bayağı bir 20 kişi falan da şu an evden çalışıyor. Bitti mi şey? Scrum. Scrum bitti. Goy boş ver. Goy. Sen ne yapıyorsun? Datadog. O yakışıklı kim ya? He? Şu mu? Evet. Maşallah. Maşallah hocam. Elhamdülillah. Çalışıyor musun? Bu benim benden çöktüğün şeylerden biri olabilir mi? Yok. Senin mi? Duruyordu aylardır. Kimse kullanmıyordu. Biliyorsun. Sen benim eşyaları böyle... boyunca kullanmayınca boşa düşen şeyler. benim eşyalarımı boşlukta diye alman da müthiş yani neyse. Master'ı biliyorsun.
Hayatı benden geçirdi zaten. Şu ofisimizin yeni dekoratif parçası. Mükellef Okan Şafak'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Şuradan kolonyamızı. Alır mısın Yıldız'cığım? Siz dökersiniz tabii. Kardeşim benim. Kardeşim helikopter. Pat pat. Neyse. Samadoviç bizim şey Boşnak developer. Kolay gelsin. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Bir ayağa kalksana. Bizim yeni şey güreş takımımızın ikaz. Allah abi. Yeni developerlarımızdan. Kendisi junior zannediyor ama biz senior yaptık. Büyük işlere imza atacağız inşallah. Hasan ne yapıyorsun ya? Bilgisayarın mı yok? Hayal ettim. Oğlum bilgisayara gerek yok. Tabletten yaz. İçerik yazacaksın gün sonunda. Yaptığın çok önemli bir şey değil. Teşekkür ederim. Şaka. Hasan da çok cevval Twitter'cılardan. İş yapacak. Böyle kardeşim benim sana güveniyoruz çok. Burhan. Merhaba abi. Oğlum en önemli tekstleri bana revize ettiriyorsun ya. Copywriter sen misin ben misin ben miyim anlamıyorum. Canan da öyle. Neyse, girmeyeceğim o toplara şimdi. Devam ediyoruz. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Nada, nada, güzel. Bizim ekip şey ya, Bilkent'te İspanyolca şey, Spanish 101'i geçmiş. Temeli almış. Ben öyleyim, sen İspanyolca iyi mi? Yok, ben anladım. İspanya mı gittin? Doğuştan. Doğuştan öğrenmiş. Hey do. İşte yine tasarım işleri. Ne yapıyorsunuz? Şu stickerlar ne durumda? Onlar neredeyse bitti. İzer onları bastırdı mı İngiltere'de biliyor musunuz? Onu gönderdim ben son halini. Güzel oldu aslında. Biz bu arada o kitleri beklemeden bence stickerları bastıralım hemen bir siteden. Sağa sola yapıştıralım bayağı güzel oldu. Başka öyle mi? Ben burada vallahi çekimi unuttum. Gerçekten işe güce daldım. Üf. Aman Allah'ım. Mesela şunlar dekoratif olanlar. Birkaç tane daha ekleyeceğim. Böyle küptür. Farklı tarzda şekiller. Belki Türkçesini yapabiliriz bunu. Okey. Tamam konuşuruz gün içinde. Ben kaçıyorum. Sizi gelin stüdyoya götüreyim bir de. Ufak bir revize yaptık. Dü. Şuraya... Buraya bir sonra zıplayacağım. Karanlık. Dur bakayım. Şu bizim pavyon ışın ışığını açayım. Vallahi paraya kıydık yemin ediyorum. Şunlara panellere bak. Hep emirin işleri bunlar ya. Selam veriyorsun abi 2000 TL diyor. 7000 TL diyor. 3000 dolar diyor. Neyse. Neonumuz kalsın. Güzel oldu mu? Seviyorum ya. Başka? Bir şey yok ofiste. O kadar da büyük değil aslında. Şeyi anlatayım. Şu an Londra ofisimiz... Aslında Londra operasyonumuz başladı. Şu an bir co-working space'de bir alanımız var Londra'da. İzel var orada country manager olarak. Stuttgart'a yakın bir yerde 400 metrekareye yakın çok güzel bir ofis yapıyoruz şu an. Onun fotoğrafını paylaşmıştım zaten. Orada da bir böyle stüdyomuz olacak. Çok güzel yine böyle çok buna benzer ama daha güzel bir ofis yapacağız. Almanya'da. Berlin'de yine bir coworking'de bir alanımız var. Orada kullandığımız yine Berlin'de de ufak ufak ekip büyüteceğiz. Ya şu an aslında operasyon olarak 3 ülkedeyiz. Türkiye, Almanya ve İngiltere olarak. Böyle buna benzer ofis olarak ama hani bir Almanya'da bir burada var. Almanya ekibi şu an 5 full time kişi var. Orayı da hızlıca büyüteceğiz yani. Hem satış hem pazarlama alanlarında. Product ve ürün geliştirme yani engineering, mühendislik, Ar-Ge tamamen zaten burada ve bir ofisimiz daha var Ankara Tekmer diye. Orada yaklaşık bir 10 kişi şu an şey yapacağız. Orayı kullanıyor olacak.
Aslında baktığımızda Ankara'da iki ofis, İstanbul'da bir ofisimiz var ve Berlin'le beraber toplam 4 ofisiz. İzmir'le ilgili planlarımız var. Yine iletişimde takipte kalın. İzmir'de de potansiyel çok ilginç işlere imza atabiliriz diyerekten bana müsaade, iş güç bekler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.